Sevgili Mavi Kadınlılar, 18 Eylül'de bir tutulma gerçekleşecek. Bu tutulma çok önemli çünkü kadersel döngüler değişecek. Bu tutulma 2025'in ön gösterimi gibi düşünün. Tutulmalar yılda 4 defa olur, bazen 5 ve hayatımızdaki kırılmaları gösterir. Öyle yeni aylar, dolunaylar gibi değildir. O yüzden bu tutulma serisini sanki böyle 2025'i uzaktan izliyormuş gibi dinlemenizi tavsiye ederim. Burçları ve yükselen burçları etkisine gelirsek. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar sizin için biraz değişim ve dönüşüm zamanı. Kim dostunuz, kim düşmanınız, kim arkadan işler çeviriyor, bunları göreceğiniz bir dönem. Biraz şaşıracaksınız, bunu söyleyeyim. Yalnız olanlar için ortaklıklar da, ilişkiler de çok mümkün. Sadece ara ara çok karanlık, çok negatif, çok böyle dertli düşünüyor olabilirsiniz. Kendinizi böyle anlarda yakalayın ve hemen yukarı çıkmaya çalışın. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, bu tutulma serisi, yani 2025'in ön gösterimi dediğim gibi, sizin sosyal çevrenizi değiştirecek. Sosyal statünüzü de değiştirebilir. Evlenenler, ayrılanlar, bambaşka şehre taşınanlar, hayatı değişenler diye düşünebilirsiniz. Parasal anlamda güzel getirileri var ama arkadaşlar, eş, dost konusunda birazcık daha temkinli olmanızı tavsiye ederim. Orada biraz sınavlarınız var. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, bu tutulma serisi 2025 dahil sizin kariyer hayatınızı çok değiştirecek. Bunu söyleyebilirim. İşten ayrılanlar, yeni iş kuran, işi tamamen değiştirenler diye söyleyebiliriz. Aşk da Jüpiter Venüs üçgeniyle destek olacak size. Aşk arayanlar için de güzel zaman ama iş ve ev dengesinde çok zorlanabilirsiniz. Oraya dikkat. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, bu tutulma serisi size yurt dışında yaşamı getirebilir. Akademik kariyere dönüşü getirebilir. Vizyonunuz, hayata bakış açınız tamamen değişebilir. O anlamda önemli olacak ama arkadaşlıklar konusunda bazı sınavlara tabi tutulacağınızı söyleyebiliriz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, yatırımların sonucunu alma zamanı, krediler, vergiler gibi konularla ilgili yaptığınız bir şeyler varsa onların sonuçlarını, davalarınızın sonuçlarını alma zamanı olarak düşünebilirsiniz. Genel anlamda hayat size yeni insanlar, yeni ortamlar da getiriyor olacak. O anlamda hem 2024'teki bu son tutulmayı hem de 2025'teki tutulma serisinde çevrenizin değişeceğini söylememiz mümkün. Ama para ve yatırım konusunda lütfen dikkatli olun. Arada biraz karamsar, biraz azıcık bazı küçük sınavları fazla dertleniyor olabilirsiniz. Oraya dikkat edin derim ben. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, bu tutulma serisi dediğim gibi 2025'in ön gösterimi. Sizin için ilişkiler, ortaklıklar konusu gündemde olacak. Evlenenleri göreceğiz, ilişkisini oturtanları göreceğiz. İlişkisi zordaysa onların da bazılarının belki yollarını ayırdığını göreceğiz. Bu anlamda birazcık daha bu konulara dikkat edin derim ben. Çünkü sınavlar da aynı yerden gelecek. Sağlam ilişkiler olanlar çok daha sağlam devam edecekler. Bunu da söyleyeyim. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, günlük rutinleriniz, hayatınız tamamen değişecek gibi düşünebilirsiniz. Hayatın altı üstünden daha iyidir belki de. Biraz bu gözle bakın. Gökyüzü size destek veriyor olacak. Buna sevinebilirsiniz. Sadece ara ara çok yorulabilirsiniz. Arada kendinizi dinlemeyi ve durmayı unutmayın. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, bazılarınız çocuk sahibi olacaklar. 2025'in ön gösterimi söylediğim gibi. Bazılarınız aşka bakış açısını değiştirecek ama çok net bir şekilde hayatta keyfe, aşka, ilişkilere ve çocuklara bakışınız değişecek. Bunu söyleyebiliriz. Sınavlar da yine aynı yerlerden gelecek ama dediğim gibi bu tutulmaya özel bu sınavlar konusu birazcık daha dersler alarak devam etmeye devam edin derim ben. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, tutulma 2025'in ön gösterimi söylediğim gibi. Hanede değişiklikler var. Kiminiz evini değiştirecek, kimi şehrini değiştirecek, kimi hayatını değiştirecek. Bu anlamda önemli bir tutulma serisine girdiniz. Sınavlar da aynı yerlerden gelecek. Söylediğim gibi ders alıp devam etmek en güzelidir. Satürn ders alana ödülünü verir çünkü. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, seyahat etmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni eğitimler, bazılarınız ticarete girmek isteyecek, bazılarınız daha arkadaş ortamını değiştirmek isteyecek. Belki yakın çevresini birazcık daha dışarıdan bir gözle bakacak. Zaten sınavlar da buradan gelecek. Kim gidecek, kim
kalacak diz karar veriyor olacaksınız. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, sevgili kovalar, bu tutulma serisi 2025 dahil kendi paranıza, kendi kazandığınız paraya odaklanma zamanı. Gelirlerinizi arttırmak, yeni gelir kaynakları bulmak, yeni iş fırsatları kovalamak sizin göreviniz. Gökyüzü size bazı şeyler anlatacak ara ara. Dikkat etmeniz gereken şeyleri gösterecek. Onları dinleyin çünkü ders alan ödülünü alır. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, tahmin edeceğiniz üzere balık başak hattında tutulmalar en çok etkilenenlerden biri de sizsiniz. Bu tutulma serisinde hayatınızı tamamen değiştirmek isteyebilirsiniz. Hayata bakışınız, duruşunuz, görüntünüzü de değiştirmek dahil buna. Bu Eylül'le beraber başlayacak bu süreç ama 2025'in tamamında bir ben ne istiyorum'a odaklanıyor olacaksınız. Yaşadığınız sorunlar, yaşadığınız sınavlar da size bir şeyler anlatıyor olacak. Sınavlara bakın. Ne anlatıyor hayat, dinleyin derim ben. Evet mavi kadınlılar, umarım işinize yarayan bir video olur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.